Evet Erkan abi. Aracımız Rubicon. Bayağı bir uğraştık bu arabayla. Şöyle önüne doğru gidelim, sen bir yandan anlatmaya devam et abi. En önden başlayalım istersen. Aracımızın far grubu değiştirildi. LED'li ve Xenon far grubuna döndü. Bunlar bizden önce arabanın üzerine takılmış nesneler. Bunlar ileri vadede çıkartılacak araçlar. Yeni siparişlerimiz var bunlarla ilgili. Dyna'nın sis farlarını, projektör sis farlarını kullandık. Şuradan gösterirsem. Arabanın orijinal panjurunun hemen arka kısmında ızgara şekliyle tasarlanmış bir panjurumuz var. Aynı şekliyle farlarımızın içerisinde de gene maskelerimiz mevcut. Farlarımız Xenon. Onun haricindeki görünen tüm lamba detaylarının hepsi LED olarak tasarlandı. Şeyler güzel duruyor. Bu çıtalar. Gel abi onları da tarif edelim. Aracın üstünde sağda ve solda çıtalarımız var. Çıtalar niye böyle kısa olduğunu merak edebilirsiniz. Birazdan hep beraber göreceğiz neden onların kısa olduğunu. Bu aracın komple bütün kapıları izolasyondan geçirildi. Tamamen izole edildi. Ses yalıtımı adına gerçekten çok iddialı ürünler. Güzel ürünler. Aracımızda bir arka eğlence sistemimiz var. Rubicon'un normalde arka tarafı sajdır. Böyle bir döşeme yoktur. Biz buraya bu tarzda bir döşeme tasarladık. Şunlar güneşlik için tentelerimiz. Bunları aracın içerisine girdiğimizde göreceğiz. İlginç bir çalışma oldu ama bu arabanın içerisinde arabanın Rubicon'un standardındaki hardtop'a dayalı iç mekan tamamen kapatıldı. Siyah ve beyaz birlikteliğiyle. Videonun başlangıcında arabanın tavan çıtalarından bahsetmiştik. Tavandaki çıtalarımız biraz kısa diye. Rubicon'un tavan bölmesindeki bu iki bölüm sağ ve sol olarak çıkartılabiliyor. Biz bu bölümlere birer tane cam tavan uygulaması yaptık. Etrafı güzel bir şekilde deriyle tamamlandı. Şuradan istersen arka kısmı da gösterelim. Tavanın orta bölümü beyaz. Gene bagaj iç kısmının bölümü beyaz. Bariyerlerin geldiği kısımlarsa siyah olacak şekilde tamamen döşeme olarak çevrildi. Bu aracın üstünde takipçilerimiz mutlaka dikkat etmişlerdir. Alpine'ın bu sezon en popüler ürünü ILX F903. Bunun haricinde aracımızda çevresel kamera sistemimiz var. Çevresel kamera sistemini de basitçe şöyle anlatabilirim. Sinyal kollarına
duyarlı çalışıyor. Sol sinyal yaptığımızda gördüğünüz gibi arabanın sol kısmı, sağ sinyal yaptığımızda da sağ kısmı karşımıza geliyor. Geri vitesteyken arabanın geri görüş kamerası hemen yan taraftaki küçük ekranda da arabanın logosunun olduğu bölümde de karşıyı görüyoruz. Yani çevresel 360 derece etrafını görüyoruz. Rubicon'larda orijinalde zaten bir amplifikatör mevcut. Biz amplifikatörü değiştirmeden Alpine'ın uygulamasını gerçekleştirdik. Alpine'ın bu araçlarda gene kendine özgü ürettiği bir direksiyon kumanda adaptörüyle hem arabanın amplifikatörü uyandırılabiliyor hem direksiyon kumandasındaki ses açma kısma tuşlarımız çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir problem yaşamıyoruz. Araçta detay olarak birçok iş yapıldı. Taban izolasyonundan tutun tavandaki camlara kadar birçok uygulamadan geçti. Daha öncesinde ufak tefek bir aksesuarlandırma işlemi yapılmış bir araçtı. Onlardan komple arındırıldı. Sil baştan bir proje olarak aracı kabul ettik. Gerçekten çok keyifli bir çalışma oldu. Araç da son derece güzel ve keyifli bir araç. Bu araçlarda özellikle kullanılan lastik tipinden ötürü yol gürültüsü bir hayli fazla oluyor. Bunun maalesef önüne geçemiyoruz ama bu araçlarda bu şekilde çok güzel ve popüler olduğu için biz gene taban izolasyonu, kapı izolasyonu, müzik sistemine dayalı arabanın içerisinde istediğimiz müziğin dışındaki gürültülerden uzaklaştırabilecek şekilde gerek tüm detay izolasyonlarını gerçekleştirdik. Müziği dinletmek isterdim size ama maalesef YouTube'daki telif yüzünden videolarımızda müziğe yer vermemeye dikkat ediyoruz. Onun haricinde başka anlatabileceğimiz nelerimiz var? Aslında çok incik boncuk işimiz var ama o kadar detaya girersek çok uzun sürer video. İstersen sen aracı dışarıdan bir kez al. Sunroof'a bir daha bakalım ben abi. Cam tavanımıza. Kameralarımızı da gösterelim. Tabii ki. Bir bu ayna da var. Şurada kapı kilitlerinin üzerindeki menteşeler. Bunlar menteşelerin üzerine hazırlanan plastikler. Aynı şekliyle ön kaputun üstünde de var. Sileceklerimiz buradaki sileceklerle yer değiştirdi. Öndeki kameramız da. Öndeki kameramız da hemen şurada. Önde bu. Küçük detaylar ama işte çeki demirinin işte rüzgarlıkların diğer kamera var. Böyle de hemen altı kamera var zaten. Bir arkadan bakalım. Aklında kalan bir şey var mı abi? Daha herhalde yok bir şey. Aklınıza gelir. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir araç. Çalışmalarımızda da büyük bir keyifle çalıştık. Beyefendiye hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İyi günlerde kullanmayı nasip etsin.